Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabında 4. Bölüm 7. Testin çözümünü yapacağız. Üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili ilk testimiz öğreniyorum testi yani. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir ABC üçgeninde hemen ABC üçgenini çizip ona göre yorumlayalım arkadaşlar. A, B, C yorumlayalım, çizip de yorumlayalım. Çizmeden yorumlamak olmaz tabii ki değil mi gençler? Evet çizdik. AB ile AC birbirine eşitmiş. Hemen eşitliği gösterdik. BC de küçükmüş. Evet. AB ile AC BC kenarından küçükmüş. A açısı X açısı. B açısı Y açısı. Bu da Z açısıymış. Arkadaşlar AB AC eşitse o zaman AB ile AC birbirine eşitse Y AB'yi gören ve ya daha doğrusu X kenar üçgen Y ile Z birbirine eşit değil midir? Aynen öyle. Y ile Z açıları birbirine eşittir. BC'yi gören X açısı nedir arkadaşlar? BC'yi gören x açısı da böyle küçüktür. Niye? Çünkü açılarla kenarlar doğru orantılıdır arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Y eşittir Z. O da küçüktür. X şeklinde olacak arkadaşlar. Birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. Evet açılar 64 56 daha kaç yaptı? 120. Buraya kaç kaldı? 60. 68 62 daha. 130. O zaman buraya da 50 kaldı. Bizden en uzun kenar isteniyor. Hocam en büyük açı 68 deyip de 68'in karşısındaki kenar AC demeyin. A şıkkı değil. Dikkat. Çünkü bu üçgene bu üçgende evet en büyük kenar AC ama bu üçgene geldiğimizde bakın şu 64'ün karşısı en büyük kenar olacak. Yani bu üçgende de AC'den daha büyüğü var diyor sana. Yani oklar nereye gösteriyor? BC'ye gösteriyor. Cevabımız böylelikle BC oldu. Yani ikinci soru Denizli oldu. Geldik 3'e. Bir ABC üçgeninde bir ABC üçgenini çizmeyelim arkadaşlar. Biz ne biliyoruz? A artı B artı C açısının 180 derece olduğunu biliyoruz. Hocam A artı C'den bahsetmiş. O zaman burada A artı C'yi yalnız bırakırsak 180 eksi B'ye mi eşittir? Evet. Gel burada yerine yaz. 180 eksi B büyüktür. B eksi 20'ye eşitmiş. Bakın A artı C yerine 180 eksi B yazdım. E o zaman bunu buraya attık. Bunu buraya attık. 200 mi yaptı burası? Evet. 200 büyüktür 2B olduğundan 100 büyüktür B oldu. Yani B açısı 100'den küçük oldu. B'nin en büyük tam sayı değeri 100'den küçük. En büyük tam sayı değer nedir? 99'dur. Yani 3. soru C oldu. Geldik 4'e. Arkadaşlar bize BC küçüktür AB demiş. BC'yi gören şu kenar AB'yi gören bu kenardan nedir? Küçük demiş. Bir kere iç açılar toplamı nedir? 180'dir. O zaman buraya açısal değer olarak kaç kaldı? 118 eksi x mi kaldı? Çünkü iç açılar toplamı 180 olduğundan 62'yi 180'e tamamlayan 118 bir de eksi x'lik yazmam lazım. Şimdi bana diyor ki bc küçüktür ab diyor ya bc'yi gören 118 eksi x küçüktür ab'yi gören x'ten. 118 küçüktür 2x'ten buradan 59 mu yapıyor arkadaşlar? 59 küçüktür x yapıyor. Bunun en küçük değeri isteniyor. Yani x büyüktür 59. 59'dan büyük en küçük tam sayı değer nedir arkadaşlar? 60'tır. Yani 54. 4. Dördüncü soru Denizli yaptı. Geldik 5. soruya. Şimdi demiş ki bize buradaki EBC açısı. EBC açısı. Hmm, şurası. Arkadaşlar ben buraya alfa dersem sonra DAC açısı buraya beta dersem sonra ECF, BCF açısı buraya da teta dersem. Diyor ki bize alfa küçüktür DAC beta o da küçüktür teta demiş. Bu alfa küçüktür beta küçüktür teta demek ne demek? Şuradaki kenarları yorumlayacağım ben. E o zaman burası 180 eksi alfa. E burası 180 eksi beta. E burası da 180 eksi teta. Bak 180'den alfayı betayı teta'yı çıkartacaksın. En küçüğü alfa olduğuna göre 180'den alfa çıkarttığım zaman en büyük değer bu olmaz mı arkadaşlar? Ondan sonra ya da en büyük teta olduğuna göre 180'den en büyüğü çıkartırsam en küçüğü elde ederim. Yani alfa küçüktür beta küçüktür teta ise 180 eksi alfa büyüktür 180 eksi betadan o da büyüktür 180 eksi tetadan diyebiliriz. Yani B açısı büyüktür A açısından o da büyüktür. C açısından muhabbeti çıktı burada. E o zaman B'nin karşısındaki arkadaşlar burada B'nin karşısındaki B büyüktür. Açılarla kenarlar doğru orantılı ya. B büyüktür. A büyüktür. C mi diyeceğiz arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi mutlak değer C-A C'den A'yı çıkartacağım. Bakın C en küçüğü C en küçüğü olduğu için küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartınca negatif olur. Eksiyle çarpılmış olur. Mutlak değer dışına öyle çıkart. Eksi C artı A Hocam B'den A'yı çıkartacağım. B A'dan büyük. Bu normalde pozitiftir. Ama önünde eksi olduğu Bu B eksi A diye çıktı. Önünde eksi olduğu için yine eksiyle çarpılmış şeklinde çıktı burası. C'den B'yi çıkartacağım. C en küçüğüydü. C'den B'yi çıkartırsam bu da negatif bir sayıdır. O zaman eksiyle çarpılmış Eksi C artı B yapar. B'ler nanay mı? Nanay. O zaman buradan ne geldi? 2A eksi 2C mi geldi? Aynen öyle. Cevabımız denizli oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. B, C'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı şey değerler. Arkadaşlar x öncelikle yukarıdaki üçgene göre üçgen eşitliği uygulayacak olursak toplamları ile farklar arasında 12 artı 7 19 12 eksi 7 5 Peki x e ait alttaki üçgende de bir üçgen eşitliği uygularsak toplamları ile farklar arasında toplamları 16 farkları da 4 E hocam böyle iki değer geldiği zaman ne yapıyorduk? Küçüklerde aralığı daraltıyorduk Küçüklerde büyük olan büyüklerde de küçük olanı seçeceğiz Yani x'in tam aralığı ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 5 ile 16 arasında olmuş oluyor çünkü niye? Hem 4'ten büyük hem 5'ten büyük. İkisini sağlayan 5'tir. Hem 16'dan küçük hem 19'dan küçük. İkisini sağlayan 16'tır. O yüzden 5 ile 16 arasında yaptı. Bize en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı isteniyor. 6 ile 15'in toplamı isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 21 yaptı. 6. soru balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Şimdi 25 90 sa buradaki açı kaç derecedir? 65 derecedir. 35 95 daha 130. O zaman buraya kaç kaldı? 50 kaldı. En kısa kenar. arkadaşım en kısa kenar ilk önce bir açılarla ok yardımıyla gösterelim. Bu üçgende burası bu üçgende burası. En kısa kenar ne oldu? CD oldu. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. En uzun kenar AB. En uzun kenar hocam burada 90'ın karşısı. Burada da 95'in karşısı. Oklar nereye gösteriyor? AB'yi gösteriyor. Bu da doğru mudur? Doğru. AD artı DC. AD ile DC'nin toplamı AC'den büyüktür. E zaten AC'ye AC ait üçgen eşitliği uygulayacak olursak arkadaşlar e, ee, şu ikisinin toplamıyla farklar arasındadır. Yani AD artı DC ile AD artı DC ile ne arasındadır? AD eksi DC arasındadır. Tabi bu mutlak değer içerisinde olacak. Hocam bak AC küçüktür AD artı DC zaten üçgen esirliğinden geldi. Ee, burada AC küçüktür AD artı DC bu da sağlanıyor. Yani tam tersi AD artı DC büyüktür AC üçgen esirliğinden gelmiş oldu. Nerede geldi? Aha da buradan dolayı geldi arkadaşlar. O zaman her üçü birden doğru oldu. Cevabımız ne yaptı? Edremit yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Arkadaşlar iki iç açın toplam bir dış açıdan burası 70 yaptı. 70 70 140'tan burası 40 yaptı. Diğer açılara da bakalım. Şu açı toplamda kaç yaptı? 65 yaptı. 70'e 70 olduğu için ikizkenarlık çıktı. Hocam burada AD ile AC birbirine eşit demiş. Bu doğru bir ifade. Ama başka bir yerde de eşit iki açı görmüyorum ben sanki ya. 65, 45 burada da eşitlik verilmiş. O zaman ne oluyor? 65 burası, 45 burası, 70 burası. AC ile BC eşit demiş. Hocam AC ile BC birbirine eşit mi? Burası 65, e, burası 45 eşit değil. O zaman bizden de yanlış olan isteniliyor. Direkt cevabımız ne çıktı? C han çıktı arkadaşlar. Geldik 9'a. Dörtgenin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değer. Arkadaşlar normalde böyle iki bilinmeyen yazmamaya tercih ediyoruz ama Toplamları sorulduğu zaman tabii ki yazmalıyız. Şimdi şu üçgene göre baktığımız zaman arkadaşlar 12 yarı alacak olursak toplamlarıyla farkları arasında farkları da mutlak değerci tabii ki. Sonra alttaki üçgende yapacak olursak yine 12 toplamlarıyla farkları arasında C artı D ile C eksi D arasında olacak. E hocam bizden ne isteniyor? En küçük tam sayı çevresi. Çevre dediğimiz nedir? A artı B artı C artı D. A hocam ben burada A artı B yerine 13 yazayım. Burada da 13 yazayım demeyin sakın. A artı B tam sayımı yok. C artı D tam sayımı yok. Senden ne isteniyorsa onu elde et. Hocam A artı B artı C artı D isteniyor. O zaman taraf tarafa toplarız. Burası önemli değil. Küçüktür 12. O da küçük. 24 pardon. O da küçüktür. A artı B artı C artı D yapacaktır. E bu 24'ten büyük en küçük değer hangisidir arkadaşlar? Hop 25'tir. O zaman cevabımız böylelikle akçay oldu. Çünkü benden toplamları isteniyor. Toplamların en küçük değeri de 25 çıktı. 9. soru akçay oldu. Geldik ona açıları yazalım. Bir ikizkenarlık var burada. A iken A. Hocam burası 40 oldu. E 40 50 40 daha 90. Şurada kaç? 90 derece yaptı. 40 40 80. Buraya 100 kaldı. Hocam iki iç açı bir dış açıdan o zaman burası da 50 mi yaptı? Bitti gitti. Hocam ne çıktı burada? A ile B. Bak 50'ye 50. A ile B birbirine eşit oldu. Gördünüz mü? Şunlar birbirine eşit. E, başka bir şey var mı? A ile B birbirine eşit. Tamam. A ile B birbirine eşit. Bir de C ve D'yi de böyle şey yapacağım arkadaşlar burada. Kıyaslayacağım. Ee, öncelikle A ile D'yi kıyaslayayım. Mesela buradaki üçgende arkadaşlar. Şuradaki üçgene bakacak olursak. Hocam 100'ün karşısında D var. 40'ın karşısında A var. Yani D nedir? A'dan büyüktür. Ondan sonra ya da A D'den küçüktür. Tam tersi. A küçükten büyüye doğru sıralamış. A D'den küçüktür. Peki bir de C ile A'yı kıyaslayayım. C ile A'yı nasıl kıyaslarım? İşte tam buradaki üçgende. Hocam 50-50, 100, buraya da 80 kaldı. 80'in karşısında C var. Burada da 50'nin karşısında B var. B küçüktür. C değil mi? Evet. A eşittir B. E, B de C'den küçük. Hem de B yine D'den küçük arkadaşlar. C ile D'nin kıyaslamasını yapmalıyım. C ile D'nin kıyaslamasını nerede yapabilirim? En büyük üçgende yapabilirim. Çünkü C burada, D burada. Arkadaşlar C'yi gören kaç derece? 40 derece. D'yi gören kaç derece? O da 50 derece. O zaman C daha küçük mü olacak? C küçüktür D'ye geldi arkadaşlar. Tamam. En küçüklere bak. A, A ile B birbirine eşit. A D'den küçük. B yani A yine C'den küçük. En küçükleri A ile B oldu. E zaten C de D'den küçük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu bulduk. A eşittir B küçüktür C küçüktür D şeklinde sıralama çıktı arkadaşlar 10. soruda. Cevap Edremit oldu geldik bir sonraki soruya. ABC bir üçgen A açısı 60 ile 90 arasındaymış. Hmm, dur bakalım. Şimdi arkadaşlar burası 60 olsaydı eğer ne olacaktı? Hocam 60 olsaydı kosinüs teoremden bulayım. Yok gerek yok kosinüs. 60'ı gördü ne yaparsın dik çizersin. Buradan dik çizsek 90'ın karşı, karşı 3 30'un karşı 3 bölü 2 olur. İşime yaramaz. Nereden çizelim dikimizi? Hop şuradan çizelim. 90 karşı 4 iken 30'un karşısı 2. Burası 2 kök 3 yaptı. Burası da 1 yaptı. Ve Pisagor bağıntısından çıkar mı? Çıkar. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 2 kök karesi olur. Ama arkadaşlar burası 60 olursa X'in karesi eşittir bu olur. Açılarla kenarlar doğru orantılı ya. Eğer burası 60'tan büyükse aradaki işaretle ne olmak zorunda? Büyüktür olmak zorunda. E o zaman x'in karesi büyüktür. 1 artı kaçtan? 12'den. Yani x kare büyüktür. 13 geldi. Hangi değerleri alır burada? Tam sayı değerleri. Hocam 3 değerini alır mı? Almaz. 4 alır. X 4'ten büyük olacak hatta. 4 değerini aldığı için 4'e de eşitlikte olacak. Evet buradan bir değer geldi mi? Geldi. Sonra başka ne var burada? Bir de hocam 90 dereceden küçük diyor. Hocam 90 derece olsaydı burası 3, 4, x kaç olacaktı? 5 olacaktı. Ama 90 olsaydı 5 olacaktı. 90'dan küçük olduğu zaman ne olacak? Aradaki işaret küçüktür 5 olacak. Tamam. E ben buradan ne buldum arkadaşlar? Bir bunu buldum bir de bunu buldum. Yani bizim aralığımız ne geldi o zaman? Düşünecek olursak x 4 ile 5 arasında hangi değeri alıyor bir tek? 4 değerini alıyor. 4 eşitlik var. Yani cevabımız ne yaptı o zaman? 4 yaptı. Tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. Bir tane değer var. O da 4 yaptı. Cevap akçay oldu. Geldik son soruya. Arkadaşlar x'in alacağı en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Ee, bazı arkadaşlar hemen şöyle yapıyor. Hocam şunu şöyle çizip işte ben buranın değerini bulayım falan filan böyle işlem yapmaya kalkışıyorsunuz. Hayır kardeşim. D noktası üçgen içinde bir nokta dediyse direkt şu. Arkadaşlar şu ikisinin toplamı 8 artı 9 küçüktür. X artı 10 diyeceksiniz. Çünkü içinde bir nokta demesi şu anlama geliyor. Yani sen bu noktayı şurada bile alsan. Baksanız ya şu X ve 10 hep dışarıda kalıyor. Dışarıda kaldığı zaman için ne olmak zorunda arkadaşlar? 10 ve X'in toplamından küçük olmak zorunda Buna dikkat edin. Yani 17, 7 küçüktür x mi geldi? Evet 7 küçüktür x geldi buradan. Yani x 7'den büyük geldi. X'in en küçük tam sayı değeri de kaç yapıyor böylelikle? 8 yapıyor. Evet 12. soruyu da Ceyhan bulduk. Ve böylelikle 7. testi de bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.